buralara girmemiştin. Gezdin mi? Doğru. Arkamdan dedim. Birazcık koyulara girmen lazım senin. Çünkü burası artık biraz koyu istiyor. Çünkü arkası açık. Burada yaptığımız dalgalardan mesela şöyle şurada tabii girebilir misin? Uzatayım. Şimdi ince fırça kullanan kızlar daha ayrıntı girdiğiniz için daha narin kullanılır. Formuna göre atacaksın. Tarafta koyayım mı? Evet. Hı. O zaman buraya koyu renk atacağız şimdi. Hı. Resim kursundan önce boş vakitlerinde daha çok sosyal medyada, cep telefonu ya da bilgisayar karşısında zamanımı geçiriyordum. Zamanımı bu şekilde geçirmek beni zihinsel olarak daha çok yoruyordu. Hem de verimsiz geçinerek beni rahatsız ediyordu. Yurdumuza Yalova'ya resim kursu açıldığını duyunca katılmak istedim. Resim yapmak gerçekten ruhen dinginleşmemi sağladı. Çünkü güzel bir manzara ya da soyut bir resim yaparken içindeki kızgınlığı, stresi, öfkeyi, hüznü ya da mutluluğumu aktarıyorum tuvallere. Bu da benim daha rahat ve huzurlu bir insan yapıyor. Zihnimi boşaltmış bir şekilde dersimin başına oturduğumda daha verimli ders çalışıyorum. Başarımı arttırdığına inanıyorum. Resim yapmak aslında en çok da, resim yapmanın aslında bana en çok da kazandırdığı şeylerden bir tanesi de çok yoğun bir bölümde okuyorum. Gerçekten çok ağır oluyor. Ve ben buraya geldiğimde kendimi hafiflemiş gibi hissediyorum. Gerçekten kendimi üstümdeki o yükü alınmış gibi hissediyorum. Bu da beni gerçekten çok iyi hissettiriyor. Resim kursundan çıktıktan sonra şunu fark ediyorum. Gerçekten kendimi ruhen çok iyi hissettiğim için bunlar benim gerek şu an staj yaptığım yere de gerek eğitim hayatıma da gerçekten çok iyi yansıyor. Şu şekilde mi hocam? Evet evet. Şimdi skalaya uygun olsun diye beyazı seçtik. Oraya beyaz uygulayacağız. Öğrencilerimiz kurslarımıza dahil olduğunda amatör çalışmalar yapıyorlardı. Şimdi daha profesyonel çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları sergi haline getirdik ve halkımıza sunduk. Beğenileri bizleri çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz.